taşları alev aldı, binlerce kişi polis merkezine yürüdü, güvenlik görevlileri yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup kahvede birbirine girdi, büyüyen olayların ardından ortalık savaş alanına döndü. İnegöl'ün Orhaniye mahallesi. Dün gece saat 21.30. Olayların fitilini mahalleli gençlerin yollarını kestikleri minibüs şoförünü alacaklarını isteyerek tehdit etmeleri ateşledi. Çıkan tartışmada tartaklanan minibüs şoförü olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ancak minibüs şoförü bir süre sonra kardeşleri ve akrabalarını da yanına alarak mahalleye döndü. Öfkeli grup ellerinde bıçak ve sopalarla gençlerin bulunduğu kahveye saldırdı. Çıkan olaylarda 6 kişi bıçak darbeleri sonucu çeşitli yerlerinden yaralanırken saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın duyulması üzerine hastane bahçesinde toplanan yaralıların akrabaları 3 kişinin gözaltına alındığını öğrenince merkez karakoluna gittiler. Emel Sayın'ın halk konserinden dönen alkollü bir grup genç de karakol önündeki kalabalığa katılınca gerginlik tırmanmaya başladı. Bakın büyükler lütfen, bakın bu İnegöl'e güzel insanları lütfen bir an önce dağılın. Hadi beyler lütfen ya. Evet, oradaki arkadaşlarına. Şüphelileri linç etmek isteyen öfkeli kalabalıkla polis arasında arbede yaşandı. Allah'u ekber, kurallar, üçünler, Allah'u ekber. Çekil! Kalabalık 6 polis aracı, savcılığa ait bir araç, bir zabıta aracı ve 2 sivil otomobili ateşe verdi. Bak camın yanına. Motor önüne gel. Emniyet amirinin uyarıları da kalabalığın öfkesini dindirmeye yetmezken güvenlik güçleri zor anlar yaşadı. Polis kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı. Çevik kuvvet ekipleri tüm uyarılara karşın dağılmayan göstericilere biber gazı kullanarak müdahale etti. Ara sokaklara kaçan göstericiler taş ve sopalarla dükkanların camlarını kırdı. Park halindeki araçlara zarar verdi. Çekil! Çıkan olaylarda 29'u polis memuru, toplam 38 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis olaya karışanları tespit etmek için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Gerginliğin devam etmesi üzerine bölgeye Bursa'dan panserlerle birlikte İl Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı 100 kişilik ekip sevk edildi. Bursa Valisi Şehabettin Harput da İnegöl'e giderek olaylarla ilgili bilgi aldı. Akşam saatlerinde başlayan olaylar sabaha karşı yatıştırıldı. Öfkeli gruplar ara sokaklara kaçarak dağıldı. Orhaniye mahallesindense geriye işte bu görüntüler kaldı.
Son durumu almak için hemen Bursa İnegöl'e dönelim. Star Haber ekibinden Turgut Erat karşımda. Turgut, ilçede gerginlik hala devam ediyor mu? Sen bütün gün İnegöl'deydin. İnegöl'de sokaklarda dün akşamdan sonra neler konuşuluyor? Bölge halkı yaşananlar acaba nasıl değerlendiriyor? Ünal'a uymak, biz de tam o olayların çıktığı noktadayız. Belediye meydanındayız. İşte bu meydanda yaklaşık 1000 kişilik grup etrafa zarar vermişti. O kavganın neticesinde hayat normale dönmüş görünüyor. İnegöllüler aslında bu yaşananlardan dolayı oldukça üzgün ve biz bugüne kadar hep o güzel mis gibi kokan köftemizle hatırlanıyorduk. Ne yazık ki Türkiye'ye artık bu şekilde de göründük dediler ve aslında bu olayların hiç yaşanmaması gerektiğini belirttiler. Biz şu anda olayların yaşandığı belediye meydanındayız. İşte dava Havaya konu olan kamu mallarına zarar vermek. Buradaki reklam tabelası da bu dünkü olaylardan dolayı darp edilmiş, zarar görmüş durumda. Yine bulunduğumuz bölgede bankalar var, iş yerleri var, emniyet müdürlüğü var, belediye binası var. Oranın da camları kırılmış durumda ama dediğim gibi sabah 5.30 sıralarında hayat normale dönmeye başladı. O meydandaki kalabalık evlerine çekildi ve sabah saatlerinden itibaren herkes işine gücüne gitti ve şu anda da bulunduğumuz kalabalık biraz bizden dolayı, canlı yayından dolayı, biraz da akşam vakti iş çıkışından dolayı hayat normale döndü, ancak tedbiri de elden bırakmamak gerek. Özellikle emniyet mensupları olayların geçtiği bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri almış durumda, çıkabilecek olası olaylara karşı. 44 kişi gözaltına alındı. 44 kişinin Bursa Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları devam ediyor ve yarın hakim karşısına çıkarılmaları bekleniyor ve dünkü olaylarda 29'u polis, 38 kişi yaralanmıştı. Tedavileri Bursa Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Yaralılardan birinin durumu ciddi, tedavisinin edildiği bize gelen bilgiler arasında ve bugün Vali Şahabettin Arbut bir toplantı yaptı. Buradaki muhtarlarla, parti yöneticileriyle, ilçe yöneticileriyle bir toplantı yaptı ve bu olayın büyümemesi için neler yapılması gerektiğini toplantıda konuştular ve bir karara vardılar. Biz Çanakkale Savaşı'nda nasıl omuz omuza savaştıysak şimdi de burada omuz omuza, yan yana yaşayacağız şeklinde bir açıklama yaptılar çıkınca. Tabii ki herkesin aklında bu soru vardı. İnegöl çok modern bir yer, insanları barışçıl. Bu olaylar neden burada yaşandı? Herkesin aklında bu soru var ve biz bu sorunun yanıtını İnegöl'de aradık. İsterseniz o görüntüleri getirelim ekranlarınıza. İnsanların ne yaptığını bilmeden çılgınca yaptıkları bir hareket İnegöl'e, Bursa'ya, ülkemize ciddi bir sıkıntı yaşatmıştır.